Zeytinburnu'nun bir kuşatma içerisinde olduğunu gördük. Sahilde Ottoman'ından 16-9'una E5 hattı, yeni yapılan Koç arasındaki inşaatlar dahil Zeytinburnu bir kuşatma altında. Zeytinburnu'nun genel yerleşik yapısı ise keşmekeş, bir gece kondu görünümünde. Bir yeşil alan yok, bir nefes alacağımız bir alan yok. Bunu havadan görmek tabii bizim ufkumuzu daha da genişletti. Hazırlayacağımız yeni Zeytinburnu projesinde bize altyapı olarak bu hizmet sunacak. Tabii çok etkilendiğimi de söyleyebilirim. Zeytinburnu halkı böyle bir şehirde yaşamayı hak etmiyor. Muhakkak Zeytinburnu halkının daha çağdaş, daha modern, daha güvenlikli bir kentte yaşaması gerekir. Biz bununla ilgili bugün yaptığımız tespitlerde beynimizin bir kenarına kazıyıp yapacağımız çalışmalarda altyapı olarak kullanacağız. Bilimin emrine vereceğiz bu çalışmalarımızı. Hastanelerimizde sıra beklemeden nitelikli hizmet alabileceğimiz belediye hastaneleri oluşturacağız. Bu belediye hastanesinde tüm bakım, doktor kontrolü, muayeneler, film çekimleri ücretsiz olacak ve ilaçlarımız belediye halk eczanesinden ücretsiz olarak siz saygıdeğer halkımıza verilecektir. Merter'den Fazlı Çeşme'ye, Adliye Meydan'dan geçen yeni bir bulvar planladık. Adliye Meydanı'ndaki tüm trafiği yer altına alacağız. Zeytinburnu'nda trafik sorununu çözeceğiz. Bu gençlerimizi, bu yavrularımızı eğitim hayatları boyunca ilkokuldan üniversiteye girene kadar destekleyeceğiz. Zeytinburnu'na bir sağlık meslek lisesi, bir sağlık yüksekokulu, bir turizm meslek lisesi ve bir üniversite kazandıracağız. Çocuklarımızı parkla buluşturacağız, sporla buluşturacağız, denizle ve kıyıyla buluşturacağız. Ben bunlara kürek ve yelken sporu yaptıracağım. Kentsel dönüşümde hiç kimseyi mağdur etmeyeceğiz. Yerinde dönüşüm modeliyle ilave hiçbir ücret almadan 100 metrekare dairesi olana 100 metrekare daire vereceğiz. Zeytinburnu halkını, halkımızı, gençleri, kadınları ve ailelerimizi hem kıyıyla hem de denizle buluşturacağız. Kıyıda oluşturacağımız sosyal tesisten tüm halkımız çok düşük ücretlerle faydalanacak. Gençlerimiz kürek ve yelken sporu yapacaklar. Zeytinburnu Spor Kulübümüzü tekrar Süper Lig'e çıkartacağım. Tüm amatör spor kulüplerimizi her branşta eşit şekilde destekleyeceğim. Tarihimize hançer gibi saplanan bu ucube yapıların yapılmasına Zeytinburnu'nda izin vermeyeceğiz. Zeytinburnu halkı zekat ile sağlıkta, kültürde, sanatta ve sporda kazanacak. Engelli yurttaşlarımızın Zeytinburnu'nda her yere engelsiz ulaşımı için Zeytinburnu'nu yeni baştan planlayacağım. Destek kart ile İhtiyacı olan her aileye nakit para desteği sağlayacağız. Üretmek isteyen, çalışmak isteyen tüm kadınlarımızı üretim alanına çekeceğiz. Ürünlerini, değerlendirmelerini sağlayacağım. İstihdamda her aileye iş olanağı sağlayacağım.
meslek edindirme kursları ile tüm gençlerimize iş bulacağım. Bizim yerel yönetim anlayışımız halk için, halkla birlikte halka hesap verebilen bir anlayıştır. Biz hizmetlerimizi düşünce, inanç, kültür ve ırk ayrımı gözetmeksizin herkese eşit mesafede durarak kimseyi ötelemeden tüm halkımıza 7 gün 24 saat hakkaniyetle sunmayı taahhüt ediyoruz.